Manşete hoş geldiniz. Bugün 3 konuda konuşacağız. İlki bu %7 barajı vesilesiyle bir kere daha tartışılan seçim erken seçim seçim yasası e, konuları. İkinci konu adli yıl açılışı e, vesilesiyle işte yapılan konuşmalar, verilen fotoğraflar. Özellikle Diyanet İşleri Başkanının e, dua ederek e, adli yılı başlatması ve elbette Cumhurbaşkanı ve Yargıtay Başkanı'nın da el açıp dua etmesi. Bu konuya bakacağız. Çünkü bu konu özellikle Diyanet işleri Diyanet işleri üzerinden işte yeni Şeyhülislamlık makamı ihtas edildi filan adı konmamış biçimde konuşuluyor. Buna bakacağız. Farklı bir açıdan bakmaya çalışacağız. Bir diğer konu da Erdoğan Bayraktar'ın 17 Aralık'ın dört bakanından biri olan Erdoğan Bayraktar'ın hırsız çuvalından kendini ayırıp ben her şeyi Erdoğan'ın talimatıyla yaptım. Dosyamdaki her şey doğrudur fakat boştur, suç değildir falan açıklamalarıyla devam eden tartışma, yeni süreç. Orada da çok önemli detaylar, bilgiler var. Üçüncü olarak da buna bakacağız. Ama hepsinden önce Mikis Theodorakis ki bizim Artık gençliğimiz, çocukluğumuzda ve gençliğimizde son dönemini yakaladığımız ünlü Yunan müze, müzisyen hayatını kaybetti. 96 yaşında, uzun bir ömür. Kendisi 1964 yılı Anthony Quinn'in oynadığı Zorba ki unutulmaz bir filmdir. Herkese seyretmesini tavsiye ederim. Zorba filminin müziklerine imza atmış ve dünya çapında bir şöhrete kavuşmuştu bundan yaklaşık 60 yıl önce. E, Mikis Theodorakis'i Türkiye'ye yaygın bir biçimde tanıtan e, isimse Zülfü Livaneli'ydi. E, 1980'li yıllarda ve sonrasında çokça konserlerinde karşılıklı olarak bir araya gelmişlerdi. E, bunun da altını çizelim. Zülfü Livaneli'nin de çok üzüldüğünü e, anlıyorum. E, bir dizi tweet atmış orada da çok güzel özetlemiş e, Theodorakis'i. E, Theodorakis gitti bir dönem kapanıyor gerçekten. Tıpkı e, Ferhan Şensoy'un e, gidişi gibi o da e, bugün ebediyete uğurlandı. Galatasaray bayrağı bayraklı tabutta ses tiyatrosu sahnesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bir diğer konuda son derece enteresan. Bunu da gündeme geçmeden değerlendirmek istiyorum. Danimarka'da eski bakan mülteci davasında Yüce Divan'da yargılanıyor. Nedir bu konu? Euronews'ta baktığınızda göç bakanı efendim. Şimdi bu göç bakanı deyince önce bu konuyla ilgili iki satır bir şey söyleyeyim. Bütün batı ülkelerinde göç bakanlığı var. Ve bunlar ülkelerine yasal yasa dışı göçlerle ilgileniyorlar. O mevzuatı takip ediyorlar. Oturum izinleri, geçici, süreli, süresiz bütün bunların hepsini takip ediyorlar. Ve işte öğrenci vizesi, çalışma vizesi, mülteci, iltica durumu veya işte göçmen hakları, kaçak girişler veya bunun önlenmesiyle ilgili çalışmalar neyse Avrupa Birliği'nde de çok önemli bir masa var bu konuda ve Avrupa ülkelerinde de aynı şekilde her bir ülkede göçmen bakanı var. Türkiye'de bu yok. Uzun yıllardır yok. Yani her sene birkaç yüz göçmen, birkaç bin göçmen alan ülkelerde bile göç bakanı var. Türkiye'de sayısı milyonlara ulaşmış göçmenlerle alakalı bir göç bakanlığı yok. Diyecekler ki işte efendim İçişleri Bakanlığımız bakıyor. Dışişleri Bakanlığımız bakıyor. Yeri geldikçe asker bakıyor. Yeri geldikçe Cumhurbaşkanı bakıyor. Gerçi her şeye Cumhurbaşkanı bakıyor. Fakat Türkiye gibi bir ülkede çok geçtir ve Türkiye hep göç alıyor. Yani sınırları kevgire dönmüş durumda. Bu Suriyeli göçüyle başlamış bir şey değil. Daha önce Peşmerge göçü vardı vesaire. Şimdi Afgan göçü meselesi var kapılarımızda ve yasa dışı veya yasal neyse göçmen meselesi bütün ülkelerin bir göç bakanlığı üzerinden e, takip edilmesi gereken ve e, elbette İçişleri Bakanlığı da önemli bir e, merci yetki ve onunla mevzuatının düzenlenmesi ve konunun takip edilmesi ulusal uluslararası anlamda da e, bu konunun değerlendirilmesi e, ve politikalar e, üretilmesi ve bu, bu politikaların sürdürülmesi ve günün gelişmelerine göre de update edilmesi, güncellenmesi gereken bir konu. Türkiye'de bu yok olmalı. Uzun yıllardır olmalıydı ee, ve bundan sonra da ihtas edilecek gibi görülmüyor ama eğer yeni Türkiye'yi yeniden yazmaya kalkan veya yeniden inşa etmeye kalkan bir kadro olursa ilk sırada düşünmesi gereken bu Göç Bakanlığı. Hikayemize dönelim. Danimarka'da sığınma talebinde bulunan çiftleri ayırmakla suçlanan eski Göç Bakanı Yüce Divan'da yargılanıyormuş efendim. Ee, i̇ddiaya göre 23 kadar çifti ayırmakla suçlanıyor ve Göç Bakanı kendini bunların reşit olmayan yaşlarda olan çiftler olduğunu söylüyor. Korumaya dönük olarak veya bu işi önlemeye dönük olarak yaptığını söylüyor. Fakat reşit olmayan çift sayısının birinin parmaklarına geçmediği de ifade ediliyor. Neticede hesap veriyor. Birincisi hani Göç Bakanlığı'nı anlattığım konudan bağımsız olarak. İkincisi bir bakan 2015 2000 19 yıllar arasında Danimarka'da göç bakanlığı yapmış ve bakanın görev sırasında işlediği suç yani Danimarka medyasından aynen Euronews'tan getiriyorum. 23 evli çift içinde eşlerden birinin yaşının 18'in altında olması, bazılarının bir veya birden fazla çocuğu olması vesaire. Yani bu 23 evli çifti ayırması veya onları işte efendim parçalaması, aileleri parçalaması falan üzerinde. Türkiye'ye dönüp baktığınızda ne kadar hassasiyetten yoksun politikalar götürüldüğünü görmeniz açısından anlamlı, önemli. Bakalım bu yargılama nereye gidecek. Onu da takip eder, aktarırız. Sıra gelirse tabii. Evet bu konu böyleydi ve geçelim gündemimizin ilk sırasındaki konuya. İşte efendim şu fotoğraf üzerine çokça polemik oldu dünden bu yana. Yeni Adli Yıl'ın açılışı. Işte Diyanet İşleri Başkanı dua okudu. Cumhurbaşkanı ve Yargıtay Başkanı da ellerini açıp amin dediler. İsmail Saymaz demiş ki fotoğraf bugün Yeni Adli Yıl'ın açılışında çekildi. 1 Eylül. Halbuki devletin dini adalettir. Adalet kalmayınca layıklığın ruhuna Fatiha okunuyor. Devletin dini yoktur İsmail Saymaz. Evet, Devletin dini olmamalıdır. Siz bir şeyi hicvederken kurduğunuz cümlede bile böyle bir kelime kullanıyorsanız, bu konuda daha çok çalışmanız icap ediyor. Ama elbette Türkiye'de yaşayan gazeteciler, siyasetçiler, birazdan bakacağız. Başka örnekler de gelecek. Pek çok konuda evrensel kriterleri olması gerekeni genel global bakışı kaçırmış, ıskalamış durumdalar. Fahrettin Altun Sarayın propaganda bakanı nasıl başlamıştı, nasıl gidiyor, nasıl devam ediyor anlamında İngilizce bir tweet atmış. Yani Atatürk'ün dua etmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Şimdi işte efendim Erdoğan'ın ellerini açmasıyla da adli yıl açılıyor. Dolayısıyla kimse kınamasın, kimse eleştirmesin. Atatürk de bunu yapmıştı falan gibi. Atatürk'ün bilinen dua ederken çekilmiş tek fotoğrafı bu ki evet bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1920'de açılışı esnasında tespit edilmiş bir kare. Ama bunu alıp onunla yan yana koymak ne alaka dedirtiyor? Sadece e, seyircinin, izleyicinin analizine, yorumuna bırakıyorum bu kareyi. Cumhurbaşkanı demiş ki sadece Yargıtay değil, önce Danıştay'ı da bitirdik. Arkadan Anayasa Mahkemesi'ni hamdolsun bitirdik. Orası da bitti. Kastettiği bina inşaatları ama ee, cümleyi kurarken tabii dedim ya Cumhurbaşkanı e, gerek fiziksel gerekse mental açıdan sağlık sorunları yaşıyor ve muhakeme yeteneğini tümüyle kaybetmiş durumda. Dolayısıyla kurduğu cümle bu. Fakat e, hani Merdi Kıpli şecaat arz ederken sirkatinle söyler diye bir laf var. Çokça bilinmeyen eski kelime barındırıyor bu cümle. Diyeceksiniz ki bu cümleyi bana mealen anlat nedir? İşte bu. Yani bir şey söylemeye çalışırken aslında... E, gerçeği ortaya koyması aslında kusurunu ortaya koyması olay bu sadece yargıtay danıştay değil anayasa Mahkemesini de hamdolsun bitirdik diyor evet yargının ruhuna fatihaysa bu yani bu adil e, açılışından e, bir kare e, çok enteresan zerrin güngör var e, işte Cirit var. Eski Yargıtay ve Danıştay başkanları. Hemen ortada da görüyorsunuz son derece mutlu Mesut Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu var. Evet. Yargı sarayda gene bütün unsurlarıyla hakimi, savcısı, avukatları sıraya girmiş durumda. Evet. Dönelim karemize. Karemiz bu. Şimdi ben diyorum ki yani çok şaşıracaksınız. Dikkat çekmesi gereken Kapakta o var. Yani aslında dikkat çekmesi gereken kare bu değil. Daha mühim bir detay var burada. Şimdi önce bu kareyi yorumlayalım. Neticede ee, Diyanet bu devletin asli unsurlarından biri ve öyle kurulmuş öyle de geliyor. Geriye doğru bakıldığında gerek o topraklarda kurulan Türk devletlerinin gerekse o bölgenin ...yapısı veya o, o bölgedeki politik atmosfer nedeniyle... ...bir ülkede sizin askeri gücü... ...ve bağlı olarak istibaratı ...ve dini gücü... ...dini otoriteyi elinizde bulundurmanız gerekiyor. İran'a baktığınızda da bu böyle, diğer devletlere baktığınızda da bu böyle. Böyle olunca... ...Türkiye Devleti'nin veya Türkiye Milleti'nin neyse halklarının falan şekillenmesinde veya politikalar... Gödül, ...güdülmesinde bu iki unsur öne çıkıyor. Yani... Askeri güç, silahlı güç istibaratıyla beraber ve bu istihbarat elbette halka karşı kullanılıyor. Halk için kullanılmıyor. Ve elbette yaptığınız her şeye dini bir kılıf bu, bu, bulacak bir işte efendim dini otorite. İslam, işte Hristiyanlık, Yahudilik falan demiyorum. Dini diyorum özellikle. Dinin ne olduğunun veya hangi mezhep olduğunun falan bu noktada çok fazla önemi yok. Neticede bir fetva makamına ihtiyaç var. E bu geçmişte de böyleydi. Bakınız Osmanlı dönemi İslamlarına, Bazı İslamların işe gelen kararları hep anlatılır kıssalarda ama esasen İslamların padişahın veya o günkü devlet politikalarının lehinde verdiği fetvalar ve bazı böyle nazik olmayan negatif fetvalar hep atlanır. Aman işte Osmanlı algısına zarar gelmesin diye. Avrupa'da da böyle, batıda da böyle, krallar, kraliçeler için de aynı şey geçerli. Attıkları adımda mutlaka böyle bir dini referans veya dini bir icazet veya işte bilinen yaygın tabiriyle bizim anlayacağımız fetva. Bunun peşinde koşmuşlar ve bunu hep sağlamışlar. Acaba dinimiz bu konuda ne diyor? Bize oradan bir şey yapsanız ya da ben böyle böyle bir iş yapacağım bunun fetvası lazım hoca o da bakıyor tabii. O dinler o kadar esnek ve o kadar flexible, elverişli ve çağa uygun fetva üretmekte, icazet vermekte o kadar şey ki işte ya bir kitaptan bir sayfa bulurum, bir satır bulurum ya da ya da peygamberin hayatından bir kesit bulurum. O Olmazsa bu ben bir şekilde bunu tevil ederim ve fetvasını veririm. Bu hep böyle ola gelmiş. Kendi dininize bakarak da söyleyebilirsiniz. Hani tabir yerindeyse ecnebi dinlere veya işte diğer milletlerin dinlerine bakarak da söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla şu anda rejimin oturduğu ana omurga bu. Özellikle Türkiye'de de bu durum böyle. Yani e, askeri güç, silahlı güç ve dini otorite. E, ve o dini otoriteden alınan fetva. Dini söylem. Bunu kubbeleyen ne? Bunu kubbeleyen de rejimin bekası efendim yani o kubbe rejimin bekası kubbesinin altında bu iki gücü elde tutmak gerekiyor diyeceksiniz ki işte burası adli yılın açılışı ya yargıyı da atladın yani hakimler savcılar adalet mekanizması hiç önemli değil mi yani çok önemli bak yargı çalışsaydı Türkiye bugün bu durumda olmazdı katılıyorum ama yargı meselesi ileri demokrasilerin konusu yargı meselesi demokrasilerin konusu daha doğrusu Batı'da elbette bu konu var, konuşulur, edilir, yargıya gider, yargı kararları tarafsızdır, bağımsızdır vesaire. O da çok öyle değildir ama Türkiye'de ne yargıdan ne de yargının kararlarından falan bahsetmenin bir manası yoktur. Dolayısıyla rejimin bekası kubbesi altında silahlı güçle dini fetva makamı veya dini otoriteyi birleştirdiğinizde yargıya gerek kalmıyor zaten. Yargı da zaten orada gördüğünüz gibi hizalanıyor, o da elini açıyor, amin diyor ve yargı kararlarını bugün eleştiriyorlar. İşte efendim dinimizde bu haramdır dolayısıyla böyledir falan mesela bazı LGBT kararları ile ilgili falan filan. Yani ya böyle bir şey olabilir mi falan diye de muhalefet ayağa kalkıyor. Yani geçmiş olsun. Dolayısıyla Türkiye gibi ülkelerde yargıdan, yargı kararlarından, yargı bağımsızlığından, yargının bir mühim erk olduğundan falan bahsetmenin çok fazla bir manası yoktur. Batı'da bahsedilebilir. Ama dediğim gibi Batı'da, Türkiye'de makas çok açılmış durumda. Batı'da makas bu kadar açık değil ama Batı'da da kimi yargı kararlarında kimi mahkeme kararlarında görüyorsunuz. Sıkıştığı yerde kritik konularda yargı her zaman devletin, müesses nizamın veya establishment denen İngilizce'de bunun lehinde veya bunun yanında kararlar verir. Evet halkın yanında olduğu, evrensel hak ve hürriyetlerin yanında olduğu, fikir hürriyetinin yanında olduğu, insan haklarının falan esas olduğu konular elbette bu konularda insanlar haklarını ararlar, başarılı da olurlar, tazminat da alırlar vesaire. Yaygın olarak bu vardır ama kritik konularda yargının gene batıda e, devletin yanında hizalandığını görürsünüz. Özellikle kritik konularda. Şimdi bu fotoğrafta niye bu kadar geniş analiz yaptım? Evet, yani bu konularda eleştirilebilir ama bana göre gözden kaçan detay veya mühim olan şey bu değil. Bu anlattığım konular zaten Türkiye'de var. Yani Erdoğan yanında Yargıtay Başkanı, yanında Diyanet İşleri Başkanı bilmem kaç bilinci kez bir şeyin açılışında dua okunuyor bilmem ne. Bu değil. Yani geçmiş olsun. Bu olay gerçekleşeli, bu olay biteli çok oldu. Burada gözden kaçan detay fotoğrafı biraz açtığınızda görüyorsunuz. Daha geniş açıdan baktığınızda görüyorsunuz. Gözden kaçan detay, Yargıtay Başkanı'nın bir yanında Cumhurbaşkanı varken, diğer yanında da bu duaya amin diyen, Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına amin diyen ve kurdelayı birlikte kesen Türkiye'nin bir numaralı muhalefet partisi, ana muhalefet dediğini ama yeni sistemde ana muhalefet diye bir şey yok. Çünkü mecliste hükümet yok. Yani mecliste hükümet olmadığı için mecliste birinci parti, iktidar partisi falan gibi bir durum olmadığı için geçmiş parlamenter sistemden hareketle söylüyorum. Ana muhalefette bir anlamda yok. Hani var deniyor veya protokolde hala yeri var ayrı bir konu ama bugünkü sistemde böyle bir şey yok. Geçmiş sistemi bilenler, o dönem gazetecilik yapanlar bunu daha iyi anlayacaklardır. Dolayısıyla tartışılması gereken Diyanet İşleri Başkanı onun duasına amin diyen Cumhurbaşkanı, Yargıtay Başkanı değil. Tartışılması gereken onunla birlikte o sırada hizalanan, onun için hizalanan muhalefet dedim KJ'de, aynı sırada hizalanan hemen Yargıtay Başkanı'nın diğer yanındaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu değil başka bir CHP Genel Başkanı olsaydı da aynı şeyi söylerdik. Orada aslında sorulması ve dünden bu yana tartışılması gereken orada CHP Genel Başkanı'nın ne aradığı sorulmalıydı. Ne işi var CHP Genel Başkanı'nın bu duaya amin derken orada yan yana hizalanırken kendisine ağır hakaretler eden yargı kararlarıyla dayak yedi yahu yumruk attılar. Yumruk atana bir şey olmadı. Bilakis taltif edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Fotoğraftaki detay budur. Fotoğraftaki detay Diyanet İşleri Başkanı değil. Orada hizalanan muhalefettir. Siz onca hakarete, onca yok saymaya, onca şeytanlaşmaya, daha geçen hafta, evvelki hafta telefon, televizyon konuşmalarında hemen iki yanınızdaki şahıs, Erdoğan'dan bahsediyorum, size terör örgütü, terör örgütünün başı dedi. Yalan terörünün başı CHP. Son televizyon konuşmalarından biri. Her defasında sizi ötekileştiriyor, her defasında sizi lanetliyor, her defasında sizi farklı şeylerle işbirlikçi olmakla suçluyor, terörize ediyor, şeytanlaştırıyor, tanımıyor, elinizi sıkmıyor, uzattığınız elinizi, elinizi boş bırakıyor, mailiste ayrı bir hikaye, diğer taraflarda ayrı bir hikaye, sürekli altınızı oyuyor ve siz orada bu yargıyla, ya diyorsunuz ki işte diktatör diyorsunuz. Diktatör dediğiniz kişiyle yan yana aynı kurdeleyi kesiyorsunuz. Sonra çakma diktatör diyorsunuz. Aynı kurdeleyi kesiyorsunuz. Yok hükmünde diyorsunuz. Aynı kurdeleyi kesiyorsunuz. Bu ülkede yargı bitmiştir, ölmüştür, hukuk yoktur diyorsunuz. Yargıtay başkanıyla adliyat açılışında aynı kurdeleyi kesiyorsunuz. İşte bu fotoğraf sizin savunduğunuz tırnak içinde söyleyeyim. Yani o konularda doğru savunduğunuz yok. O söylediğiniz her şeyi boşa çıkarıyor bu fotoğraf. Ama dünden beri bakıyorum bir tane CHP'li veya bir tane muhalif kesimden biri veya bir tane aklı başında biri çıkıp da ya ne işi var Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP liderinin orada? Daha ne kadar meşru, meşrulaştıracak? Yargı yılı açılışında yargıtayla yan yana kurdele kesiyorsunuz. Sonra da bu ülkede adalet yok diyorsunuz. Yargı yılı açılışında Erdoğan'la yan yana kurdele kesiyorsunuz. Birlikte Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına amin diyorsunuz. Daha sonra da Erdoğan'a çakma diktatör diyorsunuz. Ne işiniz var o zaman o diktatörle yan yana orada? Niye bu fotoğrafı veriyorsunuz? Ben de soruyorum. Evet. Konu bu. Konu Diyanet İşleri Başkanı'nın yargı yılı açılışında yaptığı duaya amin diyen Cumhurbaşkanı ya da Yargıtay Başkanı değil. Hizalanan muhalefet. Evet. Devam. Mahmut Tanal paylaşmış. Kılıçdaroğlu diyor ki iktidarımızda FETÖ soruşturması nedeniyle hakkında beraat kararı verilen, hakkında takipsizlik kararı verilen, hakkında soruşturma olmayan kişiler Kısaca masum olanlar tekrar işlerine dönecek. Yahu böyle kaç kişi var ki? Hakkında beraat kararı verilmiş, takipsizlik kararı verilmiş, soruşturma olmayan FETÖ soruşturması nedeniyle. Peki olanlar? Hüküm giyenler? Hakkında takipsizlik kararı verilmeden yargılaması devam edenler? içeride 8 yıldır, 9 yıldır tutuklu olanlar? hakkında soruşturma olmayan kişiler yani fişlenmiş kişiler. Her gün operasyon yapılıyor. 50-50, 100-100 toplanıyor insanlar. Ve yüz binlercesi hüküm giydi. 100 yüz, yüz binlercesi hakkında soruşturma devam ediyor. Takipsizlik falan verilmedi. Siz verilen hükümleri tanıyorsunuz o zaman. Devam eden soruşturmaları tanıyorsunuz o zaman. Devam eden yargılamaları kabul ediyorsunuz o zaman böyle yarım yapalak bunlar olmadıysa yani beraat etmişse takipsizlik verilmişse hakkında da soruşturma yoksa işte efendim kimse FETÖ yaftasıyla işte efendim hakları elinden alınmayacak biz onlara haklarını iade edeceğiz. Oldu. Evet. Eksiktir bu muhalefet. Diyorlar ya yoktur bu muhalefet esasen. Evet. Konu bu. Şimdi bakın. Doçevele'den getiriyorum. 2020. Sene 2020. 8 milyon soruşturma açılmış. Doçevele derlemiş. Doçevele Türkçe. 13 milyon kişi şüpheli olmuş. 2 milyon 357 bin dava açılmış. 547 bin kişi mahkum olmuş. Sene 2020. Yani sadece bir yıllık istatistikler. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 değil. Sadece 2020'de 8 milyon soruşturma, 13 milyon şüpheli var yahu. Türkiye 80 milyonsa çocukları düşün. Neredeyse 3 kişiden biri şüpheli. 8 milyon soruşturma, 13 milyon şüpheli. 2 milyon 357 bin dava, 540 bin, 41 bin kişi de mahkum olmuş. Cezaevi mi yeter bu ülkeye? Onun için yenileri inşa ediliyor. Rakamlara bakın. Korkunç. 2020 sadece. 2020 istatistikleri. 19, 18, 17, 16, 15 ayrı bir hikaye. Sadece bir yıllık istatistikler. Geçen yılın istatistikleri. Sonra da diyorlar ki işte bizim milletin beylik lafı Devletin savcısı bir şey yaptıysa vardır bir bildiği niye bana yapmıyor? Herkese yapmış Yahu. Evet. Ondan sonra Almanya bizi kıskanıyor. Bakın, Angela Merkel görevi devretmeye hazırlanıyor. 16 yıl sonra milli gelir yüzde 43 artmış, işsiz sayısı yüzde 44 azalmış, dış ticaret fazlası yüzde 13.7 artış göstermiş, enflasyon en düşük seviyeye inmiş Almanya'da. Merkel dönemi 16 yıl sonra. Kendi isteğiyle bırakıyor görevi. Evet. Sonra işte TÜİK rakamlarıyla büyüme şöyle oldu böyle oldu. Rakamlara girmeyeceğim bile analizini bile yapmayacağım. Teknik şeyler zaten ama yani TÜİK tamamen sahibine göre kişniyen bir noktada yani. Ve sonra da çıkıyor aklı başında insanlar, aklı başında olduğunu zannettiğimiz insanlar bu rakamlarla analizler yapıyorlar yani. Ya yanlış verilerle neyin analizini yapacaksın? Evet. Geçelim bir diğer konu. AKP MHP uzlaştığı seçim barajı %7'ye inecek. Şimdi bu benim alanım. Yani politika uzun yıllardır takip ettiğim Ankara'da siyaseti takip ederek gazeteciliğe başladım. Bütün partileri o dönem takip ettim. Liderleri takip ettim. Başta Erbakan ve Demirel olmak üzere. Tansu Çilleri, Alparslan Türkeş'i, Bülent Ecevit'i, Mesut Yılmaz'ı, hepsini takip ettim. Gezilerine, programlarına defaatle iş, e, iştirak ettim. E, hükümetler kuruldu, hükümetler devrildi. 28 Şubat muhtıraları yaşandı vesaire. İşte 27 Nisan 2007'de e muhtıraları yaşandı falan. Yani demokratik dönemleri olmayan dönemleri aşağı yukarı biliyorum. Yine aklımın erdiği ölçüde 1983 ve 87 seçimlerine tanığım. Özellikle 87 seçimlerinde. Ee, seçim sistemini ve işte baraj mantığını bölgesel baraj getirdi Turgut Özal. O dönem Anavatan Partisi'nin ikinci seçimiydi bu. Tek başına iktidardı ve oyları azalmaya başlamıştı. İlk yani ilk güveni yitirmişti. Turgut Özal da açtığı Türkiye haritasının önüne ben mevcut matematikte nasıl e, partimi tekrar ilk tek başına iktidara getirebilirim diye bir matematik yaptı. Seçim sistemini yeniden dizayn etti. Ve ardından bölge barajı getirdi. Ve yani sadece ülke barajı değil, ülke barajının üzerine bölge barajı da koyuluyor. Yani şeyler, bir parti ülke barajını geçse bile bölge barajına takıldığında gene tulum olarak diğer partiye gidiyordu milletvekilleri. Örnek vereyim. Bir bölgede iki milletvekili var. Bir bölgede iki milletvekili varsa bölge barajı yüzde elliydi. Dolayısıyla bölge barajını tutturamayan partiler yani %51 alan bir parti ee, şey yapıyordu. 2 milletvekilliğini alıyordu. 3 milletvekili var bir bölgede. Bölge barajı %33'tü. 100'ü 3'e bölüyorsunuz. Dolayısıyla bir parti ülke barajına geçse bile bölge barajına yani %33'e takıldığında ki bu çok zordu özellikle küçük partiler için veya iktidar partisi olmayan diğer muhalefet partileri için. Dolayısıyla 3 milletvekilini Anavatan Partisi götürüyordu ve <laughs> Muhteşem bir matematikle, Turgut Özal mu muazzam bir siyasi cambazlıkla 1987 seçimini kendi lehine çevirmişti. Benim oy kullandığım ilk 1991 seçimlerinde işte efendim Farklı sistemler denendi Türkiye'de Ne bileyim o zaman milletvekili seçiyordunuz. Seçmeli sistem gelmişti. Sonra kaldırdılar bunu işe gelmediği için. Bir sürü şeyler denendi. Şimdi AKP ile MHP uzlaştı. Seçim barajı %7'ye inecek. Seçime girmek için grup kurmak yeterli olmayacak falan. Böyle antidemokratik şeylerle uğraşıyoruz. Ne seçime girmek için grup kurma falan konuları ne de işte bir partinin şu kadar teşkilatlanmasını falan filan bitirme kuralı ne de bir seçim barajı falan bölge barajı falan gibi şeylere gerek var. Ama dediğim gibi şu anda AKP ve MHP kendi siyasi ikballeri için sistem dizayn etmeye çalıştıkları için böyle bir sistemin, böyle bir seçimin ne demokratikliği söz konusu ne de güvenilirliği söz konusu. Ama tartışılıyor işte Türkiye'de. Ee, enteresan bir konu. Seçim barajı olmaması gerekiyor. İsteyen her parti kendi alabildiği oy noktasında parlamentoya temsilci gönderebilmeli. Ayrıca Hani temsilde adalet, yönetimde istikrar falan deniyor. Yani yeni sistemde zaten başkanlık sistemine geçildi. Yani istikrarlı bir durum var zaten koalisyon falan yok. %51'i alan ikinci turda bile olsa başkan oluyor. Dolayısıyla parlamentoda en azından temsilde adalet olsun. Öyle değil mi? Hani temsilde adalet yönetimde istikrar için 12 Eylül yönetimi %10 barajını kurdu ya, şey koydu ya Geçeceksin onu. Herkes kendine göre uyarlıyor. Aslında 12 Eylül yönetiminin bunu niye kurduğu ortadaydı. Elbette 12 Eylül 1980'inden evvel koalisyonlar dönemi, bir türlü hükümetin kurulamayışı falan filan, istikrar olmayışı falan gibi durumlar vardı ama 12 Eylül'den sonra uygulamaya baktığınızda bunlar, bu daha çok Kürt partilerinin ve işte dinci partilerin, Refah Partisi gibi parlamentoya girmemesi için kurulan bir şey oldu, ortaya çıktı. Bir nedeni de buydu seçim barajı meselesinin. Sonra seçim barajını aştı. Partiler ittifak yaparak bağımsız adaylar sokarak falan filan detaylarına girmeyeceğim. Bugün bu çağda artık buna gerek yok. Türkiye için olması gereken yani şu anda bana göre bir sıfır baraj noktasında bütün partiler seçime girsinler, dar bölge olsun 500 milletvekili mi 600 milletvekili mi 500-600 adil bir şekilde nüfuslarına veya işte kendi sosyoekonomik durumlarına göre parçalayın, belediye seçimlerinden bağımsız olarak Türkiye'yi ve her bölgede en çok oyu alan milletvekili parlamentoya gitsin. En çok oya alan bağımsız da olabilir, partili de olabilir parlamentoya gitsin. Ama dediğim gibi bunun için daha epey beklememiz icap edecek. Evet. Kemal Özkiraz paylaşmış. %7 seçim barajı geliyorsa ittifak yasası kalkacak demektir. AKP ittifak yasasını kaldırıp MHP'ye kendi listesinden yer verecektir. %7 ise AKP'nin güvenilmezliğine karşı MHP'nin sigortası. Belli ki Muhalefetin dar daraltılmış bölgeye dağınık girmesi umut edilmiş. Muhalefet şimdiden tek liste ya da biri, birbiri lehine bölgelerden çekilme stratejisini konuşmalı. Muhalefet her bölgede seçime tek parça girmezse AKP mecliste hak ettiğini çok üstünde vekille temsil edilecektir diyor. Bir sürü görüş var bu konuda. Bu da dikkate değer görüşlerden biriydi. Bu pazar seçim olsa metropolün Ağustos 2021 anketinde AKP 25.4, CHP 18.5, İyi Parti 11.5, HDP 9.8 MHP 8.9 alıyor. Yani %7 engeli olmayan, %7'nin üzerinde oy alan 5 parti var. Evet. %7'nin MHP için getirildiği söyleniyor ama Burada diğer küçük partilere bakılmalı. Diğer küçük partiler barajı aşamasın diye ittifak yasasına da bir takım maddeler getirilebilir. Çünkü mevcut şu anki seçim sisteminde ittifak yapan partilerde baraj olayı bitiyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi AKP ile ittifak ettiğinde, siyasal bir ittifak kurduğunda MHP'nin barajın üstünde altında olmasının bir önemi kalmıyor. Ama dediğim gibi yeni seçim sisteminde ittifaklar tekrar düzenlenecektir. Burada da unutmayın AKP artı MHP'nin elbette Erdoğan artı Bahçeli'nin kendi siyasi ikballeri ve partilerinin geleceği için atacağı adımlar belirleyici olacaktır. Dönelim Erdoğan Bayraktar konusuna. Bu kapak benim değil, bu kapak Cevheri Güven'in son video paylaşımının kapağı. Erdoğan Bayraktar'ı yatırıp kafasına ayağıyla bastı. Erdoğan Bayraktar'ın özellikle istifa ettiği dönemde ve NTV'ye açıklama yaptığı dönemde işte her şeyi ben başbakanın bilgisi ve onayıyla yaptım. İstifa etmesi gereken birisi varsa o da başbakandır dediği dönemde tehdit edildiği, çocuklarıyla tehdit edildiği, hatta dayak atıldığı, dövüldüğü, hayatıyla tehdit edildiği falan konuşulmuştu. Çok yaygın dedikoduydu. Gazeteci Cevheri güvense Erdoğan'ın, Erdoğan, Erdoğan Bayraktar'ın başbakanlığa çağrıldığını, korumalarının Erdoğan Bayraktar'a saldırdığını kafasını yere yatırıp işte ayağıyla da daha sonra Tayyip Erdoğan gelip o Erdoğan Bayraktar'ın kafasına bastırdığını ve onu tehdit ettiğini söylüyor. Daha sonra da işte Erdoğan Bayraktar'ın pişmanlığı ve Tayyip Erdoğan'dan özrü geliyor. Ağır iddialar bunlar. Fakat elbette teyide muhtaç. Teyit de dönemin tarafları veya o olaya tanık olanlar varsa anlatırlar. Başta Erdoğan Bayraktar olmak üzere ama Erdoğan Bayraktar diyeceğini demiş zaten. Öldürülebilirim, dayak yiyebilirim, tehdit edilebilirim, daha da fazla beni konuşturma diyor mealen son verdiği Altan Sancar röportajında. Memduh Bayraktaroğlu paylaşmış diyor ki eğer haber doğruysa, eğer dönemin başbakanı kendisini istifaya davet eden bakanını dört korumayla yere yatırtıp ayakkabısıyla başını ezmişse ülkeyi bir mafya babası yönetiyor hem de ordusu, yargısı ve polisi olan bir mafya babası. Eğer haber doğruysa, eğer dönemin başbakanı kendini istifaya davet eden bakanını sana evlat acısı yaşatırım diye tehdit etmişse, ülkeyi bir mafya babası yönetiyor, ordusu, yargısı ve polisi olan bir mafya babası demiş. Daha ne desin? Memdu Bayraktaroğlu. O arada Sedat Peker'den ses yok ama Sedat Peker en son iki gün önce şunu üretelemiş. Ya ben Sedat Peker videolarını çok özledim. Evet. Sedat Peker de susturuldu. Tweet atıyordu. Tweetlere de ara vermiş e, görülüyor. Bakalım iş nereye gidecek. Bir diğer e, konu da özellikle Öznur Çalık'ın, AKP'li Öznur Çalık'ın e, işte efendim spor ayakkabısı konu olmuş. Diyor ki yaklaşık 12 bin liralık spor ayakkabısıyla tepki toplayan AKP'li milletvekili Öznur Çalık tepkiler üzerine ayakkabı değiştirmiş. Şimdi de 2349 liracık Adidas bilmem ne ayakkabı giyiyormuş. Bunları geçin. Asıl Öznur Çalık'ın 3 kız kardeşinin nerelere yerleştirdiğini araştırın. Devamda demiş ki. Öznur Çalık'ın eskiden ailece CHP'li olduğunu, başının açık olduğunu, AKP ile birlikte parayı bulduğunu, tüm sülalesini işe soktuğunu en iyi CHP'li Vela Baba bilir. Fakat hem hemşehri hem de mecliste kanka olduğu için açıklamaz. Yani mühim olan kişilerin bindiği arabalar artık ayakkabılar falan değil. Olay bunu aşmış durumda. Bir rüşvet, yolsuzluk, talan şeysidir dönemidir gidiyor. Sevgili seyirciler, hizalanan muhalefet. Son tahlilde şunu söyleyeceğim. Bana göre eğer bu milletin ileride pişmanlık duyacağı bir şey varsa o da 15 Temmuz yalanlarına inanmak ve buna tabi tabi olmak. Ama ondan da önemlisi 17-25 Aralık büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının üzerine gitmemek. Böyle bir fırsatı kaçırmak olacak büyük pişmanlık. O gün gereği yapılsa şu yaşananlar olmayacaktı, bugün gördüklerimizi görmeyecektik. Kim daha öngörü sahibiydi? O gün buna sessiz kalanlar mı yoksa bunun üzerine gidenler mi? Daha çok öngörü sahibiydi. Buna siz karar verin. İktidar bunu kapattığı gibi, yani 17-25 dosyalarını kapattığı gibi 15 Temmuz'da muazzam bir karşı hamleyle ülkeyi karanlığa götürdü ve iki nesli heba etti. Bunu da akıldan uzak tutmayın diyoruz ve bugünkü manşeti noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.